Evet Sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Ümran Hastanesi'nin katkılarıyla bir videoda daha sizlerle beraberiz. Lafı uzatmıyorum, direkt başlıyorum. Fenerbahçe'de sürpriz Lincoln kararı. Fenerbahçe'de Lincoln Henkke için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen transferler sonrası yabancı kontenjanı problemini çözmek isteyen Fenerbahçe'de gözler Lincoln Henkke'ye çevrildi. diyor. Sakatlığı süren Lincoln Henkke'nin sözleşmesini askıya alabilir. Büyük beklentilerle geldi. Bana kalırsa beklentileri de karşıladı. 2022 yazında Lincoln Enrique'yi Santa Clara'dan 3,5 milyon euro bon serviste kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezona iyi başladı. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan kaldı. Yal Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yabancı kontenjanı problemini çözmek için sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu ismini değiştiriyorum. Abuzettin kılık Uyruk koyuyorum. Ben yani Abuzitt'in kıl kuyrukta bunu tahmin edebilir diye düşünüyorum. Yabancı çok hangisi olsa diye yani tahmin edebilir diye düşünüyorum. O yüzden benim için fazla bir haber değeri yok açıkçası. Ancak geçtiğimiz sezon 35 resmi maç 22'sinde ilk 11'de yer alıyor. 2063 dakika yani 1800 dakika 2 maç. 20 maç. <laughs> maç nereden çıktı? Yaklaşık bir 3 maç daha ekliyorum. Yani 23 maçta 2 gol 8 asist yapmış bir Link ki e, bir kısmını da sol bekte yaptığını düşünürsek durum bu. Valla Ekim Kasım dönemini anca düzelir diyenler de var. Yani Ocak Aralık'ın 21'inde transfer sezonu girdiği için de mantıklı aslında Lincoln Ernike'nin lisansını askıya almak. Yani bana kalırsa mantıklı arkadaşlar. Ama hep birlikte izleyip göreceğiz. Livakovic geliyor. Altay gidiyor. Çok beklersiniz. Şu an çok beklediniz. Çok da beklersiniz. Fenerbahçe, Hırvat kulübü Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le her konuda anlaştı. Yedek kalmak istemeyen Altay Bayındır ise Ajax'ta el sıkıştı diyor. Arkadaşlar bu iki haber de doğru değil. Yani Livakovic kendisi okey. Kulübü değil. Yaz Sabuncu'nun gitmek istediği okey. Ama görüştüğü İngiltere kulübüyle anlaşamadı. Ve büyük ihtimalle de gitmeyecek oraya. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki sezon. kaleci transfer etmek istiyor. Haftalardır Ljivakovic'den uğraşıyor. 6 ay bayındır psikolojik olarak yıprandığını söylüyor. Dinamo Zagreb 9 milyon euroya kadar düştüm. 10 serbest kalın ama 9 diyor. 6 ay sözleşme uzattı ama ayrılık istiyor. E, kontratında 6 ayın 6 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. 5'te 6 oldu Bakalım ne zaman 8-12'ye çıkacak. Şimdi Ajax'la anlaşma sağladı diyor. Altay'ı 2 yıldır takipteymiş Hollanda takımı. Hafta sonuna kadar Fenerbahçe'nin hesabına 6 milyon euroyu yatırarak bu sefer transfere son noktayı koymak istiyorlarmış. Ali de 9 milyon euroyu alırsa da 3'te 2'si Altay'dan gelmiş olacak diyor. Şimdi öncelikle insanın sorması gereken soru şu. 1. Ajax gibi bir kulüp Altay'ı istiyor ama biz beğenmiyoruz. Sıkıntı bizde mi? Ajax'ta mı? 2. Divakovic'i biz almak istiyoruz. 8-9 milyon eurolar konuşuluyor. Bir kaleciye 8-9 milyon euro kolay kolay çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz abi kolay kolay çıkmaz. Eğer biz veriyorsak başka kulüpler almıyorsa bir sıkıntı yok mudur? 3. Bu kadar uzayan süreçlerden gelen futbolcunun ne zaman kime yararı dokunmuştur? Düşünüyorum. Yok. Şimdi Sercan Hamzoğlu linç yedi. Neden linç yedi biliyor musunuz? Niye linç yedin anlatayım size. İsmail Kartal'ın kafasında ilk plan e, kalede kalede yerli kaleci kullanıp kalede yerli kaleci kullanıp iki yerliyi de saha içinde kullanmakta kafasındaki ilk plan. Şu an Divakovic transfer durumu var. Kaleci yabancı olursa üç yerliyi nasıl sahada oynatacağına dair İsmail Hoca işin içinden çıkamıyor dedi. Burada küfür var mı? Ben göremedim. Burada hakaret var mı? Ben göremedim. Burada yalakalık var mı? Ben göremedim. Adama demelik laf bırakmamışlar. Ya arkadaş, 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Kafası çalışan herkes bunu düşünür. Kafası azıcık çalışan herkes bunu düşünür. 3 Türk kim olacak? Bunu Galatasaray'da Beşiktaş'ta düşünüyor. Şimdi Ivakovic'in Fenerbahçe olası transferle ilgili somut bir gelişme bulunmuyor diyenler var. İki kulüp arasında görüşme sürüyor diyenler var ki görüşmeler sürüyor doğru. Livakovic Dinamo Zagreb'in 21 Temmuz'da Hayduk Split'te oynayacağı lig maçında kalede olacak demiş. TN adlı kuruluş. Valla bu kadar sürecin uzayıp da hayır geldiğini ben çok görmedim. Mesela Crystal Palace. Fenerbahçe ve Suudi kulüpleri başta olmak üzere Wilfred Zaha ile kontak kuran takımlar bir dişili oyuncunun süreci uzatmasından, sık sık talepleri değiştirmesinden, kararı bir türlü tam olarak net vermemesinden ötürü ciddi şekilde rahatsız diyor. Ne Yaz Sabuncuoğlu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yılan hikayesine dönmüş durumda. Şimdi bana hep aynı tepkiler geliyor. Ben de bu tepkileri anlamıyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. İdrak edemiyorum. Kafam basmıyor. Niye basmıyor? Ya arkadaş. Allah aşkına. Sevdiklerinizin aşkına. Ben çok merak ettiğimden soruyorum. Transfer dediğin şeyde yeni gelişme yaşandığı zaman bu aktarılmaz mı? Mesela haberleri izliyorsunuz. Bugün 20 Temmuz. 20 Temmuz'un haberini izliyorsunuz. 25 Temmuz televizyonu bir açtınız. 20 Temmuz'un haberini veriyor. Ne dersiniz? Ulan arkadaş siz hala 20'sinde mi kaldınız? En 25'i dersiniz. Şimdi transferi dair ben duyum veriyorum. Duyum değişiyor. Diyorum ki arkadaşlar yeni gelişme bu. Hani gelecekti. Hani şöyleydi. Hani böyleydi. Bu tip arkadaşlara direkt engeli basıp geçiyorum. Yani ee, o yüzden arkadaşlar sizlere de tavsiyem, sizlere de ricam bunları adam yerine koymayın. Ben koymuyorum. Siz de koymayın. Çünkü Moral bozucu, sinir bozucu insan toplulukları. Yani gelişme bu. Wilfred Zaha. Ben size ne dedim? Kendi gelmek istiyor. Abisi gelmek istiyor. Karısı gelmek istemiyor. Dünya asabuncu Ne yazmış? Eşi gelmek istemiyor. Hocam iyi de sen karısı dedin, o da eşi dedi. Müthiş. Aynı duyum değil ki hocam. Karısı dedin, eşi dedi. Çarpıtmayalım. Valla. Size bırakıyorum. Vicdanınıza bırakıyorum. Ama Zaha'ya biz bir rest çektik. Ya teklifimize 24 saat içinde cevap ver ya da biz bu transferden çekiliyoruz dedik. Ve Premier Lig'den bir futbolcuyla ilgilendiğimizi belirttik arkadaşlar. Yani ee, kimdir o Premier Lig'deki futbolcu? Bir sürü futbolcu olabilir. Lucas Moura olabilir. Başkası olabilir. Başkası olma kendin oldu olabilir. Ha bu arada aklıma takılmışken yani. Altay'ı Manchester United'da istiyordu. Unutmadan onu da söyleyeyim. Hani ee, Manchester United'dan anlaşamamıştı Altay Bayındır. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Livakovic için Fenerbahçe'nin yıllık 1.8 milyon euro vereceği de konuşuluyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Nicolas Pepe. Bilmiyorum bu ismi hatırlar mısınız? Hatırlarsınız. Eğer bu kanalın takipçisiyseniz hatırlarsınız. Nicolas Pepe. Yani Fenerbahçe kanat transferi için Ağustos ayında fırsat transferi kovalayacak. Nicolas Pepe listenin en başında diye bir duyum vermiş kardeşlerimiz. 18 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 28. 1.83 boyunda fil dişi sahili milli takımının oyuncusu. Bakın yaşı 28. 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani bir yıllık sözleşmesi var. Arsenal'ın oyuncusu. Hani kariyerinde zamanda 75 milyon euroları görmüş 2019 yılında. Nizde kiralıkmış bu sezon. Ama geriye gitmiş. Arsenal zamanda 80 milyon euro almış 2019 yılında. Ancak içinde bulunan 3 sene içinde oyuncu geri gidiş göstermiş. Bakın lig 1'de 126 maçta 44 gol 18 asist. Premier Lig'de 80 maçta 16 gol 9 asist. Yani oraya adapte olamamış arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Arsenal göndermek istiyor. Zamanında 80 milyon euro verdiği için de yıllık ücretini tahmin edebilirsiniz. Oyuncuya yüksek yıllık ücret veren takım yok. Düşüşte olduğu için. Fenerbahçe bir yoklama çekmişti. Olmamıştı. Ama Çakal Carlos gibi beklemede miyiz? Beklemedeyiz. Çakal Carlos da beklemedeydi. Biz de beklemedeyiz. Şimdi <laughs> yalnız Nicolas Pepe Transfer marka da forvet olarak geçiyor sağ kanat arkadaşlar daha çok sağ kanat. Şimdi e, sadece bir hayal kuruyorum. Pepe sağ kanatta, solda Tadic, Chmanský 10 numarada. Hocam o Chmanský 8, 8 buçuk, 9, 9 buçuk, 10, 10.1, 10.2. Arkadaşlar benim kurduğum kadroda Chmanský ben 10 numaraya koyuyorum. Siz nereye koyuyorsanız koyun İsterseniz alın evinizin baş köşesine koyun. Ben böyle koyuyorum. Chmanský 10, sağda Pepe solda Tadic, forvette Ceko. Şimanski'nin yanında <laughs> müthiş bir orta saha olabilir. Hani ee, çok çeşitli isimler olabilir. Onu da, koyduğunu da Dehşetül vahşet bir kadro. Cekon da yediğim için Batshuayi. Batshuayi demişken Olimpik Marsilya Batshuayi için 11 milyon euroluk bir teklif yapmış. Sayfalardan bir tanesinin haberi. Sayfanın adı da burada yazıyor şu anda önümde. 11 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim. Batu şu ay 15 milyon euroya gidebilir. Ve çok sürpriz bir takıma gidebilir. Takımın adını tabii ki söylemeyeceğim ama çok sürpriz bir takıma gidebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Osterwolde. Ahmet Selim Kul. Bu da bir başka duyumcu kardeşimiz. Kendi çapında duyumları olan bir arkadaşımız hani ben kimsenin ekmeğinden oynamam. Kimsenin ekmeğine bir şey söylemem. Hani Allah da oynattırmasında, da Çünkü herkesin yaptığı iş kendine göre kutsal. Fenerbahçe'de Osterwolde'ye 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2 tane kiralama teklifi geldi. Fenerbahçe oyuncuyla devam etmeyi planlıyor demiş. Osterwolde. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Haber doğru. Alavra değil. Yani iki farklı kulüp 7 milyon euro ancak opsiyonu ancak sorunlu opsiyon değil. Şimdi iki takım teklifte bulunuyor senin futbolcuna. Oster ben size söyledim yetenekli futbolcu. Ama sosyal medyada benim benim de takip ettiğim bazı isimler şunu söyledi. Biz bunu nereden aldık? Bunu hangi gerizekalı getirdi? Hangi scout ekibinin ürünü? Hangi bilmem ne iş yaptı? Şunu yaptı, bunu yaptı falan filan. Ya Oster ben izlediğim skills videolarına size tanıttım. Anlattım. Dedim ki bu adamın önemli özelliği şu. Bu adam bu. Bu adam şu. Yani bu adam şu. Diye. En bariz özelliğini mesela benim anlatımlarıma göre direkt orta açabilmesi. Yani nokta atışı, adrese teslim falan filan kastettiğim bu değil. Direkt. Pozisyon icabı gelişiyor. Açması gereken yerde açıyor. En önemli özelliği bu. Eğer dedim forvetimiz pivot forvet olursa bu çocuk asrın Sol bek ilan edildi Fenerbahçe tarafından. Eğer pivot forvetimiz olmazsa bu çocuk sol stoperde Türkiye'nin en iyi sol stoperi olur dedim. Kitabım da hala arkasındayım onu da söyleyeyim. Yani öyle benim iddiama e, inanmamazlık yapmayın. Şimdi Edinceko pivot, Mutnayır pivot. Baktığın zaman hep pivot. Serdar Dursun kalırsa pivot gideceğini düşünüyorum. Bat şu ayı pivot sayılır mı? Kısmen sayılır. Hani sprinter daha çok koşucu diyebilirsin. Ve ben size şunu söyleyeyim. Oster Volde hiç beklemediğiniz bir performans gösterebilir. Hiç beklemediniz. Pozitif manada diyorum. Ama tabii bunu gözlemlemek lazım. Zaha konusunda hocam son durum ne? Son durum ya kabul ediyorsun ya biz vazgeçiyoruz dedik. Resti çektik. Zaha'nın bizi bekletme. Dakika çalma. Tatilini uzatma. Balayını uzatma. Her şeyin önüne geçecek. Bu arada Doktor Gürkan Kubilay da ısrarla uyarıyor. Hamstring sakatına dikkat edin. Araştırın öyle alın diyor. Katılıyorum. Nicolas Pepe. Ben Pepe için gelir gelmez hiçbir şey demem. Yoklamayı çektik zamanda yok dediler. Ama Ali Koç'un mantığına göre düşecekler. Yani fiyatta düşecekler mutlaka kulübü. Ali Koç kulübünün düşeceğini düşünüyor. Ee, bunu zaman belirler. Bunu biz belirleyemeyiz. Ama ben Pepe'nin dolacağını zannetmiyorum. Livakovic içimden bir ses hep olmayacak diyor. ay gitmeyecek. Livakovic de kalacak diyor. Osterwolde İsmail Kartal muhtemelen beğenmiştir Osterwolde'yi. Yani gitmesin demiştir. Çünkü Osterwolde hazırlık 3 tane hazırlık maçında en hazırlardan en iyilerden bir tanesiydi. Bak şu ay 15'e gitmek üzere. Unutmayın. Lincoln yani ki Arkadaşlar bana gelen herhangi bir duyum yok. Ama mantıkla gittiğiniz zaman siz de Lincoln-Henriken'in sözleşmesini dondurursunuz diye düşünüyorum. Yani başka bir şey yapmaktansa. Altay Bayındır. Altay İngiltere'den bir takımla konuşuyordu. İsmini ben de bilmiyorum. Fakat görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Halili de Altay Bayındır'ın çok gideceğini zannetmeyin arkadaşlar. Altay'ın gideceğini zannetmeyince de kimin geleceğini zannetmesiniz? Livakov için böyle bir durum var. Yaz Sabuncuoğlu, Sercan Hamzoğlu, Cem Garipoğlu, Emre Belezoğlu. <laughs> yani e, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaha'da, Pepe'de ve Livakovic'de son durum bunlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.